Japonya'dan gelip Türkiye'ye yerleşti. Türkçe bilmiyordu ama hukukçu olmaya karar verdi. O şimdi İstanbul Barosu'na kayıtlı tek Japon avukat. Keiko Torigoe ilginç yaşam öyküsünü birazdan burası hafta sonunda anlatıyor. İlişkilere gerçekçi ve matrak bir açıdan bakan, evlilik üzerine yazılmış, sürprizlerle dolu tiyatro oyunu Çocuk İstiyorum'un oyuncuları Çiçek Dilligil ve Bekir Aksoy birazdan burası hafta sonuna konuk oluyor. Yalan dünya, yalan dünya, bir masal sanki hepsi bir rüya. Müzik kariyerine Altın Mikrofon yarışmasıyla başlayan Sultanı Yegah albümüyle Türk popunda çığır açmış bir isim. Nur Yoldaş, sevilen şarkılarını birazdan burası hafta sonunda seslendiriyor. Başlar ay doğarken saltanatı, Sultanı Yegah'ın, Sultanı Yegah'ın. Evet, burası hafta sonu devam ediyor. Çok tatlı, sempatik ve başarılı bir isim bizlerle beraber. Keiko Torigoe. Keiko bir avukat. Japonya'da değil, Türkiye'de bir avukat. Türk hukuk sistemi çatısı altında faaliyet gösteren bir avukat. Japonya'dan Türkiye sevdasıyla başlayan bir yolculuk onunki. Sonra başına gelenlerden sonra diyor ki, hayır ben avukat olmalıyım, hakkımı savunmalıyım, neye sahip olduğumu bilmeliyim. Böyle bir kadın işte, alkışla nasıl bir kadın? Günaydın. Günaydın. Konnichiwa dedim ona. Arada sana konnichiwa diyenler oluyor mu Keiko? Oluyor. Çok sempatik geliyor. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim davet için. Çok teşekkür ederim. Keiko, öncelikle biraz kendinden bahseder misin bize? Tokyo'da doğdun ve sonra... Aslında Tokyo'da, Hokkaido, en kuzey adada doğdum. Hokkaido'da doğdun. Sonra aslında Türkiye'ye doğrudan gelmedim. Almanya'dan buraya. Almanya'dan geldin. Ama dur, daha Japonya'dan başlayalım. Tamam. Sen Japonya'da doğdun. Baban, annen ne iş yapıyorlardı? Annem ev hanım, babam makinist. Makinist. Güzel, tatlı, keyifli bir çocukluğun olduğu diye tahmin ediyorum Japonya'da. O günlerinde küçük kasaba doğduğu için bahçede ne varsa organik olduğunu düşünmedi, organik ortamda buymuş. Öyle bir çocukluk var. Sonra o kasabada lise mezun olunca böyle Türkiye'de var mı bilmiyorum ama böyle resimli özgeçmişi gibi bir şey getiren teyzeler oluyor. Hmm. Onlar bu sizin kuzunuza uygun mu acaba? Mulan gibi. Seni evlendirmek istediler. Ya sadece bana değil, herkes, bütün kızlar. Böyle fotoğraflı özgeçmiş. Fotoğrafı geliyor. Ne diyorsun? Ya istemiyorum. Buradan kaçmam lazım diye aslında daha küçükkenden beri düşünüyorum ama. Keiko, her yerde var o teyzeler. Her yerde. Ya lise mezun olduktan sonra burada evlenip çocuk sahibi olmak bana göre değil. Kaçmam lazım diye bölgede en iyi liseye gidince... Üniversiteye gitme hakkı kazanacağı için oradan mücadele başlıyor. En iyi liseye gitmezse üniversiteye gitme biletlere sahip olamıyoruz. O yüzden. Peki sen en iyi liseye gittin mi? Gittim. En iyi liseye gittin, başarılı bir öğrenciydin ve üniversiteye gitmeye karar verdin. Üniversiteye karar verdim. Aslında gittim ve Arman Dili ve Edebiyat mezun oldum. Tokyo'dan mı? Evet. Tokyo'da. Ondan Alman dili edebiyatı mezunu oldum. Ondan sonra Alman dili edebiyat mezunu olan insan aslında ne iş yapar diye düşündüğümde Japonya'da Almanca dersi verir. Alman şirketleri, Alman menşeli şirketlerde çalışabilir. Ama aslında ben uçakta hizmet de veren o güzel kızlara katılmayı hedefliyordum ama... Ne diyorsun? Boyum yetmedi. Yani sınava katılamadım. Artık boy aranıyor mu ya? Hosteslerde, stewardlarda... Tabii,
tanıdık varsa başka. Ha. Ama tanıdığım yok. Böylece sınava giremedim. Japonya'da artık bağlantım karımadı diye Almanya'ya gitmeye karar verdim. Karar verdim ama tanıdığım yok, işim yok, vizem yok. Almanca öğrendim ama konuşamıyorum. Neyse gittim. Ama dönüşü biletim yok. Gazeteleri de okuduğunuz gibi dönüşü biletim yok. Çünkü param olmadığı için dönüşü bileti arayacağım ama madem karacaksam orada depozit ödemek zorunda karacağım için ona nakit de ayırmam lazım diye. Öyle gittim. Sonra Almanya'ya gittin. Hangi şehre gittin Almanya'da? Aslında önemli değildi. Frankfurt'a kadar uçtuktan sonra gideceğim şehir belli değildi. Ama sen ne kadar cesaretli bir insansın. Ama havaalanına vardıktan sonra Almanya'da Japon toplumun yaşadığı şehir var, Düsseldorf. Oraya gidince belki de işim bulur dedin. Öyle geldi. O yüzden tamam, o zaman Düsseldorf'a gitme. Karar vermek zorunda. Peki Almanya'dan Türkiye'ye neden geldin? Ya aslında televizyonda seyrettiğimde Boğaz manzarasının üstünden Kızıkresi'nin üstünden Boğaz manzarasını gösterince mi masmavi gökyüz o kadar güzel gösteriyordu ki evet oraya gitmeliyim. Ya aslında Almanya'ya gittiğimden de okuduğumdan değil. Orada yaşamak istiyordum. Binalar güzel. Yani insan bina güzel diye ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşir gidilir mi? Gider. Kalbim nerede nefes almak istiyorsa oraya git. Kardeşin var mı? Var. Allah'tan benim gibi değil. Anne babam kalp parçalanacak o yüzden benim gibi değil. Allah'tan annem babam kalp parçalanacak diyor. Çok tatlı, kalbi kırılacak değil, kalp parçalanacak. Parçalanıyor. Kalp parçalanacak. Gerçekten benim gibi olmadığı için o Japonya'da. Peki Alman dili edebiyatı mezunusun. Hı hı. Türkiye'de İstanbul Barosu'na kayıtlısın. Ya Türkiye'de bir Japon'un Almanca konuşuyor olması bir işe girmek için uygun olur mu? Olmaz. Olmaz. Çok mantıksız. Mantıksız ve Türkçe konuşamayan birinin bir işi vurmak turizm dünyasından başka yok. Yok. Ve turizm dünyası ve aslında dört dil biliyor olmama rağmen turizm dünyası bana göre değil. O yüzden hava yolu şirketine tesadüfen işe yarınınca evet. Orayı çok sevdim. Ama zaten istediğin oydu. Üçücü değil. Üçücü değil. Yer hizmetlerinde. Olsun. Ama çok sevdim. Havaalanı ne zaman gitse de günaydından başlayan, 24 saat uyumayan bir bina. Oradaki atmosferini çok seviyordum. Oradaki arkadaşları çok seviyordum. Ama şirket Türkiye'de elini çekmeye karar verince ve hayatı boyunca hiçbir yerde oturma izin, çalışma izinsiz, yani kaçak bir saniyeyi kendime yaşatmadım ve yaşatmayacağım da bunu kendime yaşatacağım ama Japonya'ya dönmek zorunda kalacağım için onu da en istemediği konu bu. Ne yapmaya karar verdin? Şirketi kurdum. Şirket kurdu. Böylece kendi oturma çalışma vizemi kendi ayarlayacağım için kesilecek gibi bir korku içinde yaşamak zorunda değil, değil mi? Evet. Evet, ve ayarlayacağım. Şimdi diye. Senin bu havayolu şirketinin kapanması, kendi şirketini kurman ve avukatlığa giden yolu çok merak ediyorum ben. Aslında havayolu şirketinde çalışırken o gazetede yazılan gasp olay başıma geldi ve gasp olayı mı başına geldi? Mecidiyeköy'de bir emlakçı tarafından bıçak çekilince sana tabii ki de bana bir şey olmadı, çok korktum ama ve Japon konsolosluğunda da ceza konu sorunca pek hiç yardımcı olamayacağını söyleyince ben de düşündüm ki benim gibi olay her gün olmasak da benzer ya da bu ülkede başına korkunç bir şey gelen son insan ben olmaması gerek diye ve bu insanı
kurtarabilen ya da en azından yardım edebilen biri lazım diye o zaman konsolosluğunun fonksiyonuyla bir avukatının fonksiyonu bir araya gelince bu ülkede yaşamak isteyen ya da faaliyet gösteren en azından Japon'un danışamayacak bir yer olmayacak gibi geldi. O yüzden tamam o zaman sadece kendimi savunma amacıyla değil de burada faaliyet gösteren ya da Türkiye'yi sevip de burada benim gibi nefes almak isteyen insanlara yardımcı olabilirim. Belki. Marmara Üniversitesi hı hı. Hukuk Fakültesi evet, mezunusun. Evet. Aynı binada okumuşuz seninle. Sizin çatı katınızda da sinema televizyon vardı. Evet, evet, orası çok ben güzel. Ben de oradan mezunum. Evet. Yo çok güzel. Binamız ne kadar evet. Güzel ama öyle değil mi? İlk oraya girme hakkımı kazandığı gün ağladım. Çok güzel bina. Mutluluktan. Evet, harika evet. Bir bina. Tarihi bir bina. Gerçekten ben de çok çok severek okudum. Tıp da bizim evet. Binamızda. Tıp, hukuk ve sinema televizyon aynı binada. 4 sene. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani hukuk o kadar çok isteniyor ki. Sınava girdin. Kazandın. Sınava ya aslında sınavdaki konu bütün ülkede aynı ve Japonya'da çok katı eğitim sistemi olduğu için burada da farklı değil. Evet, hafızayı kaybetmediği sürece sınava kazanmak o kadar zor olduğunu düşünemedim en azından. Aslında bu söylediğin ne kadar altı çizilesi bir şey, ezbere dayalı demek evet, ki. Evet. Yani hafızanı kaybetmemek demek, ezberinin hafızanda durması evet. Demek. Her ne kadar unuttuğunu düşünüyor olsak da ki biz şimdi unuttuğunu düşünüyoruz değil mi? Matematik. Ben full unuttum canım, full unuttum. Unutmadınız. Ben sonra ama sonra ben kendimi denedim. Bizde yüksek lisans ve doktora yapmak için ALES'e girmen gerekiyor. Orada da ilkokul düzeyinde çarpma bölme falan soruyorlar. Ben ilk sefer kazanamadım. Çarpmayı bölmeyi unutmuşum. O kadar silmişim hafızamdan. Tekrar hazırlandım. Ama geliyor. Geldi. Sonra girdim. Anahtar nerede? Onu vurmamız gerekiyor. Beynimizin nerede anahtar vardı? Peki 4 senede bitirebildin mi hukuku? Bitiremedim. Çünkü çok zor. Çünkü Marmara Hukuk en azından benim dönemimde 4 senede bitiren %5 öğrenci var. Ki o listede kendi adımı vuramadı mı diye çok ağladım. O çünkü 4 senede çok ders çalıştım çünkü. Ama birinci sınıftayken bir tane bile bir bildiğim kelime olmadan başardığım için birinci sınıftan karma dersleri çok vardı. İkinci sınıftan itibaren o kadar zorluk çekmedim ama. Sen birinci sınıfta okula girdiğinde hiç Türkçen yok muydu? Vardı. Hazırlık okumadım ama kendimce vardı. Hukuka uygun değildi. Hukuk lisanı çünkü meslek lisanı bambaşka bir şey. Ya, Arapça var ve Osmanlıca var ve işte. O farkını göremiyorum. Siz Osmanlıca, Arapça, Türkçe kelimelerini aşağı yukarı anlayabiliyorsunuz ama ben de hiç tabii canım, hangisi nereden? Ormancı ben, hangisi bilmem ben ki. Sana çok hak veriyorum. Ve hangi sözcük sözcüğe bakmam gerektiğinde bile bilemediğim için bu yok. Bunda da yok. O zaman bu mu? Gibi. Ve kelime bulsam da içinde yazdığı şeyler anlamayınca Japonca, Türkçe gibi. Ya uzun hikaye. Oradan başladım. O yüzden aslında çok zaman harcamış olmama rağmen verimli değildi birinci sınıftayken. En azından ikinci sınıfın ortasına kadar. Hiç verimli değildi. Peki annen, baban, kızım deli misin, divane misin? Gel şuraya, gel burada. Ya gel şuraya demesini artık çoktan vazgeçmiş. Ama çünkü aslında çok tutucu bir ailenin kızı olduğum için asla yabancı ülkede gezmeye bile gitmeye izin vermeyen bir ailenin kızıyım. Onun için mi acaba isyankar oldun? Ya kendi kazandığım parayla Almanya'da Goethe Enstitüsü'nde 3 aylık dil kursuna gitmek istediğim için pasaport almak lazım değil mi? Pasaport almak için bir belge istedim. Onu söylemek bile çok evde art üst oldu. Öyle mi? Ve pasaport almaya da izin vermediler.
Oğuz değil mi? Çok abartmış. Çok, aslında şimdi duyunca çok gülünç. Hare annem de ya o kadar da değildik, hafızayı kaybetmişsin diyorum. Ama izin verir mi ince ben de o zaman diye belge aramaya köye kadar dönüp de tekrar pasaport alıp kendi kazandığım parayla Almanya'ya gidip 3 ay GT üstünde Almanca öğrendim ama söylemeden gittim. Ha, gizli gizli gittin. Gizli, 18, seni. 18, gizli gizli gidince de ve hala 18 yaş olunca da ve ha gittikten sonra telefon ettim. Burası Almanya. Almanya nerede olduğunu bilmiyor olabilirsin. Burası Avrupa ve 3 ay dönmeyeceğim diye. Bunu yapınca ve 3 ay bekledi. Ve bekledikten sonra da Japonya'ya dönünce konuşmamız lazım. Dedi. Ve babam da aslında aferin dedi. Bunu yapabileceğimi bilmiyordum diye. Ve bundan sonraki hayatında başkasına muhtaç olmadan, suç işlemeden, yasal bir şekilde kendi hayatını kurabiliyorsan artık danışmana gerek yok, istediğin gibi yaşa. Ceza avukatı mısın? Aslında ceza da bakarım konuya göre. Çünkü ben daha çok yabancılara yardımcı olmak istediğim için, özellikle Alman ve Japonlar dil bildiğim için. Ama bazen Japon şirketleriyle sorun yaşayan Türk şirket ya da Japonya'daki bir durumu ile ilgili sorunlar başına gelen insanların yardımcı da oluyorum. Çok ama, var mı böyle sana danışan, gelen, evet, evet, yardımcı evet. Ol bize Keiko diyen? Evet evet var. Ve özellikle dürüst davranmasına rağmen şirket olsun ya da tüzel kişi olsun ya da şahıs olsun dürüst davranmış olmasına rağmen bazı uygunsuz durum ya da üzücü bir şey başına gelen insanları görünce Robin Hood ruhum diye ne diye yandırıyor ve senin Robin Hood ruhun diye mi uyanıyor? Ya yardım etmem lazım. Ya çünkü bu kadar dürüst davranmasına rağmen hak etmediği şeyleri başına gelmiş olduğunu düşününce daha çok yardım etmek içimden gelir. Peki tabii senin Japon olduğu, daha doğrusu Asyalı olduğu çok belli. Evet. Cübbeni giyiyorsun, çıkıyorsun Türk hakimin karşısına. Evet. Hakim seni ilk defa görüyor. Dene, senin içinde dürürürürür. Uyanmış durumda ama karşında Türk hakim var. Ya son zamanlarda alışmış halinde ama ilk döneminde tek başıma durunca ve cübbe giymeme rağmen Türkçe bir şekilde sorarlardı ve konuşunca konuşuyor musun? şeklinde bazen o bilgi de arıyorum. Ha. Ve ama stajyer döneminden de avukatlık stajyer döneminden de çok iyi davrandılar. Çok güzel. Çok özellikle hakim bana ödev bile verirlerdi. Yarına kadar bu sorunun cevabını bulup da gel gibi. Ya da burada oturacaksın gibi. Ekrana bakmalısın diye avukatın aslında oturacak yeri beni oturtturup. Çok güzel. Ekrana baka baka takip edebilirsin diye. Çok teşekkür ediyorum. Peki Türkiye'de yaşamını nasıl sürdürüyorsun? Neler yapıyorsun? Mesleğini icra etmediğin zaman Türkiye'de nasıl hobilerin var? Faaliyetlerini nasıl sürdürüyorsun? Hobim aslında elbise tasarlamak. Bu benim tasarımım. Aslında Almanya'dayken eğitim aldım bunun üzerinde ve tasarımcı olma hayalim içinde yarışmalara başvuruyordum. Ama yapmak istediğim şeyle onun üzerinde kendi hayatını taşıyabilecek konuma kadar gelebilmek başka bir şey. Keiko vallahi senden korkulur. Bakar mısınız Japonya'da en kuzeyde ufak bir ada kasabasında doğuyor. Alman dili edebiyatından mezun oluyor, üniversiteyi okuyor. Sonra çok konservatif ki Japon konservatizmi bizim anladığımız anlamda konservatizm değil. Tokyo'ya gittiğim için ve kültürü
ciddi irdelediğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum. İnanılmaz bir gelenek, görenek ve müthiş bir hiyerarşi kültüründen bahsediyor. O konservatizmden bahsediyor. Yani babaya ters çıkmak, babaya hayır demek, aileye hayır demek, aslında coğrafya ve birlikte yaşadığın topluma da hayır demek. Sadece bir aileden bahsedilmiyor orada. Onun için inanılmaz cesur bir kadın. Ve bakar mısın, yapmak istediğin her şeyi aslında bir anlamda yapıyorsun, başarıyorsun. Ya başarı diyebilmek için o mesleğinden resmi olarak para kazanıp vergi ödeyebiliyor olmakla başarılı olduğunu söyleyebileceğini düşünüyorum. O yüzden onun üzerinde hayatını kuramadığı sürece hobi olarak, ama şans veren bir olursa tasarımcı olmak isterim. Hala o zaman gel isterim. Gösterelim kıyafetini. Belki şans veren biri. Gel Keiko, gel. Keiko'nun kıyafetine bakın. Şöyle. Ay, buralardan sarkmış. Ayakkabılar? Ayakkabı benim değil. O eğitimi de haramadım. Bakayım şöyle. Gayet güzel ve şık değil mi? Dur, şöyle bir alttan yukarıya doğru. Buyurun. Bak, sana mankenlik de yaptırdık Keiko. Gel sen avukat ol burada. Ondan sonra bir de böyle mankenlik yap. Peki Türkiye'de seni en çok ne zorluyor? Zorladığım şey. Sözünde duramayan kişi varsa zorluk yaşıyorum. Ben özel hayatım olsun ya da iş hayatım olsun kesinlikle dakik ve söylediğim şeyleri senet niteliğinde kesinlikle yaparım. Ancak karşıdaki insandan bu özeni göremediğim zaman çok üzülürüm. Bu benim yaşadığım zorluk. Ha, bunu sadece Türkiye'de değil her ülkede olur ama ülke fark etmez nerede bu tarz davranışı görünce çok üzülüyorum. Zorlanıyorsun. Evet. Peki Keiko, hayatının ileriki dönemlerinde Japonya'ya dönmek, hayatını orada idame ettirmek gibi bir amacın, gayen? Hayır. Ya oradan çıkarken elveda dedim. Öyle mi? Ha, doğdum da. En son ne zaman gittin Tokyo'ya, Japonya'ya ya aslında, da memleketine? İş için çok kısa süreliğine 2 ay önce gittim ama genelde ya da tatil amacıyla hayatımda hiçbir zaman dönmedim. Ve hani Tanrı hata yapmaz diyoruz değil mi? Hata ben de yapmayacağını düşünüyorum. Ama dargınlık belki olabilir mi? O dargınlık arasında benim doğum sırası geldi. Ve kız Japon olsun dedi. Yanlışlıkla Japonya'ya gönderdi. Aslında Türkiye'ye gönderilmesi gerekirken. Ve neyse, orada Japonca öğrenmiş olursun ve ileride büyüyünce aslında doğmuş olması gereken yerini geri çağıracağım, bekle demiş olabilir diye. Peki ailene sık sık görebiliyor musun? Hayır, ama bu çağda artık yüzümüze bakarak WhatsApp aracılığıyla konuşabileceğimiz için. Türkiye'ye geldiler mi? Geldi. Aslında neresi güzelse gösterdim, özellikle İstanbul. Ben çok özellikle çok sevdiğim için. Sen tam bir Türk olmuşsun. Sen yani şurandan, ciğerinden tam bir Türk olmuşsun. Az önce söylediğini altını çizerek tekrar söylemek istiyorum. Geldiklerinde neresi güzelse orayı gösterdim diyor. Hani ya çünkü ya saraylar benim için her yer güzel geliyor. Sanki hala faaliyette gösteren bir şehri müzeye dönüştürmüş gibi havası var. Ben bu şehri çok sevdiğim için aslında benim için her köşesi güzel. Ama turist olarak gelmiş insan için özellikle sarayları gezdiriyorsun. Sultanahmet civarında gezdirdin. Evet, ve küçük kasır çok seviyorum. Kaç senedir Türkiye'desin Keiko? 10 sene geçti, çoktan geçti. 10 sene geçti. Hayatın boyunca Türkiye'de mi kalacaksın? İzin verirseniz. Ben ne demek? Çok isterim. Çünkü yasa dışı durumunda hiçbir yerde nefes almadım. Bundan sonra da istemem. Pasaporta başvurdun mu? Vatandaşlığa başvurdun mu?
Başvurdum. Ama? Ama... Çıkmadı mı daha? Reddedilince de... Aa! Reddedilmenin nedeni avukat vuracaksın diye. Diye düşünüyorum. Ama ondan sonra beni kurtaran, avukat olmak için yardımcı olmak isteyen olunca en azından avukat olabildim. Çok güzel bir şey. Peki Keyikocuğum, bir evlilik, bir hani... hiç evlenmeyecek misin? Ya, öyle bir niyetim yok. Sadece ne yapmak istese her şeyi yaparak girdim ama... O konuyu galiba, o konu hakkında yetenek belirmemiş gibi hissediyorum. Evlilik konusunda. Peki çocuk? Piyasada tutulmuyor gibi öyle bir havası hissediyorum. Çocuk çok seviyorum. Eğer böyle devam ettiğinde kendi çocuğum olmayacaksa bile, eski zamandan beri benim hayalim, Türkiye'de bu masar var mı? Uzun bacaklı amca diye. Uzun bacaklı amca aslında amca değil ve uzun bacaklı da değil. Kimsesiz çocuklarına eğitim ücretini verip kendini kim olduğunu göstermeden sadece mektup alarak, okulda yaşadığı şeyleri mektup hakkında bilgi edinerek bunun karşılığına okulda okutacak bir kişi var. Ama o kız kimin olduğunu bilmiyor ve bir gün uzaktan gördüğünde ve o anki güneşin seviyesine, güneşten dolayı çok uzun bacaklı bir insana benzediği için uzun bacaklı amca diye konu olan bir roman. Hı hı. O romanı küçükken okuduğum zaman ben de bir gün o kadar zengin olmasak da eğer benim hayatım kurtarmaktan daha ötede gerilim olursa kimsesiz çocuklarına adım vermeden yardım edebilmek isterim. Tabii ki çalışkan kızlara. Çalışkan kızlara. Çalışkan kız olsun. Kız seçtin yani. Kız kesinlikle. Çünkü kız sadece aslında Türkiye gibi düşünmemesi gerekiyor. Her ülkede kızların hakkı daha az. Yetişkin olsa da, aynı üniversite mezun olsa da, aynı not olmuş olsa da, aynı yaş olsa da, belki de ileriki tarihinde belirlenen hakkı az olabilir. Kariyeri içerisinde daha zor olabiliyor. O yüzden daha iyi eğitim, daha donanımlı olarak 25 yaşını geçirmesi gerektiğini düşündüğüm için anne babasından destek yoksa ben anne babası gibi sevgi veremeyebilirim ama en azından hak ettiği okulunu kazanabilir. Ha, kazandıktan sonra para yoksa gidemediği için o kısmını en azından ben yardımcı olabilirsin. Bunu yapabilirsin ama kendi çocuğunu da yapabilirsin. Belki. Belki evlenirsin. Belki. Ama böyle esinti bile olmayınca da o kısmını düşünmem lazım. Peki mesela evlenmeye karar versen, hı-hı, istesen. Çünkü seni hayatını yönlendiren biraz anladığım kadarıyla kararların. Türk mü olur bu? Alman mı olur? Japon mu olur? Ya ben nereli diye söylemek istemiyorum. Ama ben karşıdaki insanın ana dili ile benimle konuşmasını istediğim için... En mantıklı olan benim bildiğim dillerinden birini konuşmam. Sen ana dilin olarak peki neyi seçiyorsun? Ya ana dil olarak tabii ki de Japonca yazıyorum ama Almanca olsun, Türkçe olsun pek benim için de farkı yok. O kadar hakimsin, evet, lisanlara. Zaten avukat olabilmek için dilin cambazı olmak gerekiyor bir şeyi ifade edebilmek için ve... inandığını savunabilmek, aha, için. Çok hakim olmadığın bir dilde avukatlık yapabilmek çok zor. Peki mesela Türk hukuk sistemiyle Japon hukuk sistemini şöyle bir karşılaştırsan, Türk hukuk sisteminden çıktan hayat seni esintiler götürse Japonya'ya avukat olur musun? Yine öyle bir sistem içerisine girer misin? Orada avukat olmayı düşünmüyorum. Çünkü hiç yani oraya dönmemek için elimden ne gelirse yapmam lazım. Bu kadar kötü şeyler ya, mi yaşadın ya? Kötü bir şey yaşamadım. Sadece bana göre değildi. Ha? Karpuzu seven de var, kabuğun seven de var. İkisi de çok güzel ama hangi seversin diye, eğer kabunsa.
kavunu seçerim diyorsun. Evet. Karpuzu ama ben kavunu severim ama karpuzu hayatım boyunca yemeyeceğim bir daha demezsin. Ha, karpuzu ya, da arada götürürsün. Arada sonra da gidiyorum işte. Dünya bu kadar büyük şey. Ki hayatımızda da sınırsız değilken ve ömrün sonuna kadar o ağır baburuyla beraber ne zamana kadar hareket edebileceğini de bilemezken aynı yere defalarca gitmek benim için mantıksız geliyor. Farklı şeyleri evet, tercih ederim diyorsun. O kadar görmemiz gereken benim gözlerimin fotokopi değil ya da televizyondan değil. Benim gözlerim onların canlı canlı görmesini istiyorum. Yemek kültürü Japonya'da yine çok farklı. Evet. Sukiyakiler. Çok severim. Ben de çok severim. Sushi de çok severim. Sashimi de çok severim. Evet, güzel. Denizden baban çıksa yer misin? Hayır. Ya aslında Japonya'da, Türkiye'de Japon tatlı. Yemeği deyince çiğ varık gibi geliyor ama öyle değil. Aslında. Ama bizim, kebap da yok. Ha kebap yok. Bizim için özel günler için saklanmış bir yemek olup ev hanımının yaptığı yemek de değil. O ustanın yapacağı işi. Japon yemeği daha çok pek yağ kullanmaz ama. Tabii ki Türk yemeği de çok. Evde farklı. Ne yapıyorsun yemek kendine? Uydurmaca. daha çok Fransız yemeği ya da İtalyan yemeği yapmayı severim. Tercih ediyorsun. Çünkü Türk kız arkadaşlarla Türk yemeği yapmaya kalkarsa kesinlikle kız arkadaşım daha iyi yapacağı için yarışmama gerek yok. Peki sushi yiyor musun ara ara? Ben bayılıyorum sushi yemeye. Ya. Of, çok seviyorum sushi. Ya ben, wasabi, soya sos, ginger. Ha evet güzel. Ya tabii bizim yediğimiz de sushi daha Amerikan stili sushi, California roll'lar, evet, Boston roll'lar falan. Ya sushi, ben Japon olduğum için beraber iş yaptığımız müşteri. Yabancı ülkede uzun zaman yaşayınca özlemiş olabilirsiniz diye beni Japon restorana götürmek istiyorlar. Ama seçimi hakkına sahip olsam, Boğaz manzaralı Fransız restorana gitsem daha çok benim hoşuma giderdi. Senin içine batılı kaçmış. Evet. Farkında mısın? Türkiye'de de aynı şekilde bu Bismarck dönemindeki binalar var. Özellikle Marmara Hukuk. Hmm. Binaya bayılıyorum. Bu mimarlık. Avrupa'ya her sene gitmemin nedeni de o ünlü olmasak da hiç adı yoksa da o binalar içinde nefes arıyor ormam. Beni çok mutlu ediyor. Mimarlık çok güzel bir usta. Bir şey söyleyeceğim. Japon konsolosluğuna ya da büyükelçiliğine söylemek lazım. Aslında Japon kültürü bence Türkiye'de yeteri kadar güzel bir şekilde ifade edilmiyor. Söyleyeceğim. Söyler misin lütfen? Bir, tamam. Bak. İkebana yapmak istedim programda. Hı-hı. Araştırdık. İkebana yapan yok. Yok. İkebana bu Japon çiçek sanatı var ya, hı hı. Sanat eseri haline getiriyorlar çiçekleri. Evet, muhteşem eserler ortaya çıkarıyorlar. İkebana diye tutturdum ben. Ekip İkebana arıyor. İkebana. Yok. Çok başarılı çiçekçilerimiz var ama İkebana origami istedim. Origami yapabilirim. Ama turna kuşu istemiyorum ben ha, böyle. Değil başka şey. Başka şeyler istedim. Başka şeyleri de yapabilirim. Öyle mi? Evet. Ha tabii ki de hemen yap dese değil de. Getiriyorum bak. Hayır. Ya onu öğrene büyüyoruz. Kabuki istedim. Kabuki ha. O biraz zor. O ha. Çok maliyetli bir şey. Evet. Kabuki de Japon tiyatrosu. İşte böyle muhteşem, böyle çok enteresan bir dans, müzik ve anlatı diyeceğim. Onu da bulamadık. Ben aslında yıllar önce Japon animasyonun kalitesiyle Türkiye'de yüce sayılan doktorlar ya da bilim adamlar, onların hayatını animasyon olarak çocuklara tanıtan kitap yapmak
güzel değil mi diye fikrimi ortaya attığım oldu. Ama sponsor bulamadığım için de onu yapamadım ama mutlaka Türkiye'de insanlar kitap pek okumadığını son zamanlarda söyleniyor ama manga olursa okumaz mı? Bayılırız. Evet. Aa, mangaya bayılırım evet, ben. Evet, manga olursa okur. Onu yüce insanların nasıl o noktaya kadar geldiğini, nasıl zorluklar yaşayarak oraya kadar geldiğini çocuklar hedef olarak görsün diye hayatını tanıtmak için animasyon yapması, animasyon olarak ya da manga olarak göstermesi. Ama sen biliyor musun güzel. Türk çocukları aslında Japon genelde Uzak Doğu çizgi filmleriyle büyüdüler bir dönem. Şeker Kız Kendi. Tsubasa. Ondan sonra nasıl? Tsubasa. Tsubasa diyorlar. Ben. Tsubasa. Evet, Tsubasa. Benten. Heidi. Benten. Benten hala var. Dur söyleyeceğim. Voltron. Devam edeceğim. Bir tane daha vardı. Robotech miydi? Robotech. Bütün bunlarla büyüdü bir dönem çocuklar. Ya onları dergi gibi bir şey ya da televizyonda bir program olarak Türkiye'deki yüzü ya da Edison doğru dünyadaki kitap okumayı sevmiyorsa o zaman animasyon olarak o daha çekici hale getirebiliriz. Evet, yüce insanların hayatını diyorsun. Göstermek çocukların yararına olduğunu düşünüyorum. Güzel. Şimdi seni arkada cübbenle görüyorum. ve işte duruşmaya giriyorsun. Diyorsun ki günaydın sayın hakim. Seni artık tanıyorlar tabii değil mi? Çünkü Tabii. Herkes Bizim Keiko'ya diyorlar. İstanbul Barosu'na kayıtlı tek Japon evet. avukatsın sen. Başka yabancılar var ama Japon olarak teksin sen. Türkler seninle çalışmakta ya Türk hukuk sistemini bilmezsin, Türkçen yeterli değildir gibi bir çekinceye sahipler mi acaba? Hayır, öyle. Özellikle önce hakim ya da savcı nereden mezunsun diye sorarlar. Ve ben Marmara deyince bende gibi şeklinde ya da zaten ya genelde İstanbul hukuktur ya da Marmara evet. hukuktur. Ve çünkü toplu İstanbul ya da Marmara mezunları ayrı tutuyoruz merak etme. Aa, öyle mi? Ay güzel. İyi ki Marmara'dan mezundum diyorum. peki yabancılar seninle çalışırken sana hayranlık duyuyorlar mı? Ya Keiko Türkiye'ye geliyorsun, buranın hukuk sistemini öğreniyorsun. Evet temel bir hukuk sistemine bağlıyız ama her ülkenin de kendine özel kanunları var. Burayı öğreniyorsun, burada ne yapıyorsun sen kızım demiyorlar mı sana? Ya o da hayatın öykülerini önce dinlemek isterler. Aslında sadece avukatlık değil de dev şirketler arasındaki toplantıda bazen karşıdaki masada 20 kişi falan oturuyor, bu tarafta da 20 kişi falan oturuyor ve ortada oturuyorum ve aynı anda tercüme yapıyorum. Çünkü Japon iş adamlar her ne kadar İngilizce biliyor olsa da karşıdaki Türk iş adamlarının ana diliyle ifade ettiği cümlelerini doğrudan anlamak istiyor. O yüzden ne konuştuksa onu aynı anda tercüme ediyorum. Yani kim ne söylüyorsa 3 saatlik toplantıda sadece ben konuşuyorum aynı anda. Böylece insanlar zaman kaybetmeden toplantı yürütebiliyor oluyor ve o tarz işleri de aslında çok seviyorum. Tercümanlık aynı zamanda yapılan tercümanlığı benim için çok eğlenceli. Peki sen bir hukuk bürosuna mı bağlı çalışıyorsun yoksa kendi büron mu var? Büyük bürosunda çalışsam avukatlık yapamayacağım korkusunu yaşadım. Çünkü sadece tercüme olarak. Ha. Çünkü sadece tercümeyse zaten şirket kurmuşum. Onu zaten yapıyordum. Konu büyük büroda çalışmasam milyarlar dolarlık iş bana gelmez. Ama gerçekten bana ihtiyacı olan insanlara el uzatabilirim. Ya da herhangi bir şirketin özel bir avukat olduğu zaman o şirkette istihdam edilerek. Böylece o şirkette içinde çalışabilirim ama gerçekten bana ihtiyacı olan insanlara yardımcı olamayacağım bu seferinde. O yüzden ilk Türkiye'de şirket açtığım gün gibi
yaşayabilir miyim diye düşündüm ama oldukça normal bir şekilde yaşayabiliyorum. Japonların Türk oryantal dansına karşı inanılmaz bir sevgisi evet. var. Hı hı. Sende de var mı o? Yürük geldiğimde defalarca gittim. Ama aslında gerçekten iyi dans edenler böyle biraz yuvarlak bayan der de kas dolu. Buraları üç çizgi olan. O bayanlar daha güzel dans etmiyor mu? Öyle mi? Öyle sende yok mu o? Çizgi mi? Evet. Aslında ben çok kaslı biriyim. Avukatlık kaslarımı çalıştırıyorum diyorsun. Beynimde kaslarım benim diyorsun. Yok değil. Türkiye'de bayanlar eğer para kazanıyorsa ya da iş mesleğe sahipse ya da bir yerde çalışıyorsa eşittir kendi parasını kazanıyorsa evin temizlemiyorsunuz değil mi? Hani siz temizlemiyorsunuz aslında. Sıradan bir vatandaş bile çalışan bayanlar Türkiye'de ev temizlemez. Ben yaparım. Ha? Bana göre evin ben temizlemeliyim. Bak, böylece bak şu anda ne yapıyorsun biliyor musun? CV'li teyzelere gel. Gel bana yapıyorsun. Evimi temizlerim. Aynı zamanda çalışırım. Aynı zamanda çok iyi niyetliyim. Çocuklara da bakarım. Sadece kendi çocuğuma değil çalışkan çocuklara da bakarım. Sen şu anda direkt olarak gel. Fotoğraflar gelsin, CV'ler gelsin. Yapıyorsun farkında değilsin. Benden söylemesi. Ben tamamıyla iyi niyetle söylüyorum bunu Keiko'cum. Bundan sonra seni tekrar davet ederiz. Geldiğinde şurada bir yüzük olursa hiç şaşırmayacağım. Hiç sakramayacağım. Çok teşekkürler çok geldiğin teşekkür için. Ederim. İyi ki geldin. Sana bir kitap vereyim mi? Tamam. Tahmin ediyorum ki kitaplar sana Türkçeni geliştirmekte çok hala yardımcı oluyordur. Evet, ben Sultan Abdülhamit Han, Halil Bezmen'in kitabını armağan edeceğim sana. Azınlıktaydım, hatta azınlıktan öpte yapayalnızdım. Aydoğan Yavaş'la Altın Kitaplar'dan çıkan Yazlar da Geçer kitabı çok bu da güzel. Sana. Keyifli okumanı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve başarılar diliyorum çok sana Keyko'cum. İyi ki geldin. Çalışmalarında başarılar. Teşekkür ederim. Kendini yalnız hissetmiyorsun değil mi? Hayır hayır. Bir sürü arkadaşım var, tanıdığın var. Evet, arkadaşlar bana çok iyiler. Sokakta bakıyorlar mı sana? Bakmayan semtte yaşamaya özen gösteriyorum. Bakmayan semtte. Evet. Ha, çok. Ama yine de sempatiyle bakıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ben aslında bakıldığında rahatsız olmuyorum, bakabilirsiniz. Keiko'yu gördüğünüzde bakın, bakın. Diye bakın. Kısacık bir ara vereceğiz. Çiçek Dilligil'le sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek.